hasretim o gül yüzüne, o gül yüzüne. Ceylan bakışına, kara gözüne, yeşil gözüne. Sivaslısınız. Evet, Sivaslıyım. Güzel, Madımak'a nasılsınız? Ben ilk kez gördüm Madımak'ı. Madımak eskiden dedelerimizden gelen bir şey. Köylerde yetişiyor. Yani tadı ıspanağa benziyor ama yani güzel tadı, baskın bir tadı var. Madımak nasıl anladık? Doğada yetişen doğal bir bitkidir ve çok güzeldir. Çöreğini yaparız. Ayrıyetten yemeğini yaparız. Ben hiç yemedim, güzel ama. Yemelisiniz. Hatay. Aynen. Nasıl bir şeye benziyor? Güzel. İspanağa benzettim ben. Madımak yemeğini biliyor muydun? Bu İspanak yemeği değil mi? Yok, bu madımak. Vallahi ilk defa yiyorum bunu ya. Nasıl peki? Ama çok güzel, beğendim yani. Sivaslı şey değil mi? Çok güzel, beğendim yani. Tokatlıyız, madımağı iyi biliriz. Madımağı bilirsiniz. Tabii, Tokatlıyız. Peki Tokatlı'da madımak meşhur mu? Tabii sizden daha meşhur. Asıl madımak bizde. Teşekkür ederim. Sivaslılar öyle söylemiyor. Ya herkes tabii kendini şey yapacak. Ama bu da güzel. Ya peki madımak yapmış insan anlatır mısın? Nasıl oluyor? Aynı bunun gibi yapıyoruz işte. Pişiriyoruz biz de. Yıkıyoruz, topluyoruz, pişiriyoruz. Yiyoruz yani. Güzel oluyor madımak. Yöremizde meşhur. Sizin yaptığınız madımak mı güzel, bu mu güzeldi? Bu da güzel. Biz de güzel yapıyoruz. Peki Tokatlı Sivas mı? İkisi de. Yiyorsun. Daha.
tadı neye benziyor peki? Bize bak bakayım. Tadı neye benziyor? İspanağa benziyor mu? Sen çok sevdin mi? Seni çekiyor papağan. Zengin bir mutfak Sivas mutfağı. Tabii Sivas çok da büyük bir şehir. Aslında muhtemelen bütün ilçelerin yemekler arasında farklı kültürlerinde olduğunu tahmin ediyoruz. Köftesiyle meşhur zaten Sivas. Bir detay daha öğrenmiştim ben bundan 10 sene önce. Sivas'ın pastırması da çok orijinal. Kayserililerin de aslında Sivas'tan transfer ettiği rivayet ediliyor. Bu anlamda tabii Sivas çok büyük bir kent. Osmanlı'nın, Selçuklu'nun kadim şehirlerinden biri. İstanbul'da da en yoğun nüfusa sahip olan bir şehir. Biz Bağcılar'da da 38 bin Sivaslı komşumuzla birlikte yaşıyoruz. 38 bin tabii Sivas nüfusuna kaydolan, bir de İstanbul nüfusuna kaydolan belki bir o kadar Sivas hemşerilerimiz var. Biz Sivaslarla birlikte yol yürümekten hem siyasette hem belediyecilik anlayışında hem diğer Bağcılar'daki yaşadığımız tüm alanlarda mutluyuz. Sivas'ın aynı zamanda vatandaşlarının birçok kültürel etkinliklerine de birçok noktada şahitlik ettik. Spor kulübü olarak çok başarılı bir kulüp. Bu sene Ziraat Türkiye Kupası'nı aldılar. O anlamda da tebrik ediyoruz. Güzel bir şehir Sivas. Sivaslılarla birlikte olmaktan mutluluk duyuyoruz. Ve her zaman Sivaslıların gücünü arkamızda hissediyoruz. Onlarla bir arada olmaktan da çok mutluluk duyduğumuzu özellikle ifade etmek. Tabii Sivas'ımız kadim şehrimiz. Tarihin derinlikte ne kadar izleri olan bir şehir. O Sivas'ımızın güzel kültürel etkinliklerini burada oyun havalarıyla, oyunlarıyla sergiliyor kıymetli oyuncularımız. Türküleri nakşediyorlar gönüllerimize. Ve burada da çok güzel Anadolu'muzun, Sivas'ımızın güzel yemeklerini sergisini izledik hep beraberce. Tabii bunların bir kısmını çocukluğumuzda yiyorduk. Bir kısmı halen yaşıyor. İşte bu gibi faaliyetlerle de bu güzel Anadolu'nun güzelliklerini İstanbul gibi büyük şehirlerde yaşatmaya çalışıyorlar. Emeğe geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Sivasspor'umuz bu sene Türkiye Kupası'nı aldı. Gönüllerdi ki büyük kupayı da alsın ama oraya kadar gelmek de bir başarıydı. Bundan dolayı bütün Sivas Spor camiası tebrik ediyoruz. İnşallah bir dahaki sene hem şampiyon oluruz hem kupayı alırız. Allah'ın izniyle ve başarılar diliyoruz bütün ekibe. Hayırlı olsun inşallah bugünümüz. Teşekkür ederim ben de sizlere. Sivas deyince akla zaten köfte gelir, onu söyleyebilirim. Sivas'ın olmazsa olmazı köftemiz. Kesinlikle etin dışında başka hiçbir katkısı bulunmamaktadır. O yüzden de mükemmel bir tat. Kesinlikle Sivas köftesi. Üstüne köfte tanımıyoruz, öyle söyleyebilirim size. Meşhurdur bir markadır. Bizim için bir markadır Sivas markası. Tabii Bağcılarımızla resmi kayıtlara göre 38 bin Sivaslı kardeşimizle birlikte yaşıyoruz. İnanıyorum ki bir o kadar da İstanbul nüfusuna kayıtlı Sivaslı kardeşlerimizle beraberiz. Bağcılarımızın en önemli temel taşı olan birlikte yaşamaktan keyif aldığımız, her zaman birlikte yol yürüdüğümüz kıymetli Sivaslı hemşerilerimize selamlarımı iletiyorum. Tabii aynı zamanda bu ay idrak ettiğimiz tüm Müslümanlarımızın Muharrem ayını da kutluyorum. Rabbim oruç tutan kardeşlerimizin de oruçlarını kabul eylesin. Aynı zamanda Hazreti Hüseyin ve Kerbela şehitlerinin şehadetinin 1383. yılında tüm Ehl-i Beyt dostlarının mateminin de Yüce Allah tarafından kabul olmasını niyaz ediyorum. Kıymetli hemşehrilerimiz, tabii Sivas'ımız kadar Bağcılarımız da bizim için önemli. Memleketlerden geldik. Hepimiz Anadolu'nun farklı farklı memleketlerinden geldik. Ve şu anda ilçemizde yaşıyoruz. Bu açıdan ben Bağcılarımızla ilgili çok kıymetli ve önemli birkaç müjdeyi de ev sahipliği yapmış olduğumuz Sivaslı hemşehrilerimizle birlikte düzenlemiş olduğumuz bu programımızı açıklamak istiyorum. Saygıdeğer Çevre ve Şehircilik Bakanımız 2 gün önce Bağcılarımızdaydı. Sayın Cumhurbaşkanımızın da kendilerine vermiş olduğu Bağcılarımız özelindeki desteklerle ve kendilerinin de Bağcılarımıza gösterdiği önemle inşallah Bağcılarımız da 17 Ekim'de ihalesi yapılacak olan 62 dönümlük millet bahçesini kazandırıyoruz.
yine Bağcılarımızın en önemli konularından olan yeşil alana ihtiyacımızı bir millet bahçemizde değil, ikinci bir millet bahçemizde de yine Mahmut Bey bölgesinde yapacağımız 40 dönümlük bir millet bahçesiyle de taçlandıracağız. Ve yine Bağcılarımıza kentsel dönüşüm alanında saygıdeğer bakanımızın ifadeleriyle 1000 konutu inşallah kazandırmış olacağız. Esenler sınırları içerisinde olan askeri alandan 1000 konutun Bağcılar'daki rezerv konut olarak kentsel dönüşüm alanında kullanılması adına hükümetimiz tarafından teslim edilecek.